Şiirinden geçsiz YouTube'a hepiniz hoş geldiniz. Ben Fatih. Bugün sizlerle beraber ya çok çılgın, bir o kadar manyak, bir o kadar da bilgilendirici bir video daha karşınızdayız. Bugün arkadaşlar günlük hayatta kullandığımız nesnelerin, eşyaların bilinmeyen özelliklerinden bahsedeceğim. Gerçekten böyle onlardan bahsedince böyle oha, bu kullandığım eşyanın bu özelliği de mi varmış diyeceksiniz. Eminim diyeceksiniz. Deyin yani. Bugün arkadaşlar bunları inceleyeceğiz. O zaman lafı daha fazla atmaya gerek yok. O zaman hadi geçelim. Şimdi hazırsanız kemerlerinizi bağlayın. Videoya başlıyoruz. Evet, ilk eşyamız bir ayakkabı. Ayakkabının ne gibi bir özelliği olabilir? Ne gibi? Ayakkabının yanlarında, böyle yanlarında, arkalarında, diplerinde, oralarında, buralarında arkadaşlar delikler var. Hepiniz görmüşsünüzdür mutlaka. Bu deliklerin çoğunuz hava alması için yapıldığını zannediyorsunuz, değil mi? Ama değil. Daha çok sporcular için böyle ayakkabılarının ayağından çıkmaması için, mesela koşarken falan filan ayağından çıkmaması için ayakkabı bağcığının oradan geçirilmesi için tasarlanmış bir delik arkadaşlar. Ayakkabı bağcığı üstten çıkartıyorlar, o deliklerden sokuyorlar. O şekilde bağlıyorlar ve bu şekilde ayakkabınızın ayağınızdan çıkmamasını sağlıyorlar ve sporcular için gayet rahat bir şey oluyor. Onun için tasarlanmış bir şey. Gerçekten çok şaşırdım, değil mi? Siz de bunu duyunca oha dediniz değil mi yani? Evet, şimdi birçoğumuz merak etmiştir mutlaka. Bu kabloların oralarında buralarında böyle saçma sapan böyle plastik böyle bir kutu vardır arkadaşlar. Birçoğumuz merak etmiştir. Mesela sen merak etmişsindir değil mi? Etmişsindir. Etmedin mi? Et yani merak. Bu kutu ismi arkadaşlar ferret. Tam nasıl okulduğunu bilmiyorum, orasına çok takılmayın arkadaşlar. Bakın mesela benim şöyle bir klavyem var. Bakın mesela klavyemde de şöyle bir şey var ha. Bakın görüyor musun? İşte bunun gibi bir şey arkadaşlar. Bunun içinde böyle cihaz varmış. Bu cihaz arkadaşlar kabloya gelen böyle radyo dalgalarını, yok şu dalgaları, bu dalgaları kesiyormuş arkadaşlar. Ve klavye ya da diğer elektronik eşyalarınıza direkt şarj vermesini sağlıyormuş. Ya işte adamlar neler yapıyor, neler. Daha bilmediniz neler var, Şimdi birçoğumuz uçakla uçmuştur tabii. Yani eminim hepiniz seyahat etmeyi seversiniz. Kiminiz otobüste seyahat etmeyi sever, kimin uçakla, kimin işte yatla, vapurla falan filan. Ama hayatınız boyunca mutlaka bir kere uçağa binmişsinizdir. Eğer uçağa binmeyen arkadaşlarım varsa da binsinler. Gerçekten çok güzel bir duygu. Uçaklardaki camlarda arkadaşlar ufacık böyle altta bir yerde böyle görülmesi çok zor bir delik var arkadaşlar. Normalde uçakta böyle bir delik olursa hava akımından uçak giderken tüm ne varsa o deliğe doğru çeker böyle vakumlar yani. Mesela kapı açılırsa mesela uçakta, uçaktan düşersiniz böyle, uçar herkes gider böyle. Ama arkadaşlar ufacık bir delik vardır camlarda. Bu da böyle de hava basıncının dengelenmesini sağlar. Şey yapıyor işte, adamlar oraya bir delik açmışlar. İşte o şey yapıyor, hava basıncını dengeliyor. İşte orada şey yapıyor böyle işte şeyler falan filan işte şey. Hani işte öyle bir şey yiyor ya, aman be. Birçoğumuz yemek yemeyi sever. Ben de yemek yemeyi severim. Yani yemek yemek çok güzel bir şeydir arkadaşlar. Yani gerçekten yemek... Karnım acıktı, bir dakika. Yemek yapan arkadaşlarımız da bilir. Annelerimiz, babalarımız yemek yapar. Mesela tencere, tavaların sap kısımlarında bir delik olur arkadaşlar. O deliklere genellikle tabii etiket falan konulur. Böyle mağazalarda asılmak için etiketler falan filan konulur. O deliğin asıl amacı mesela yemeği yaparken karıştırdığınız kaşığı oraya koyuyorsunuz. Yani o deliğin asıl amacı oymuş yani. Bunu ben duyunca çok şaşırdım şahsen. Ama ben şahsen yemek yaparken asla kaşığı oraya koymam abi. Yani şimdi yemek yapıyorsun, kaşık oraya koydun, damlar yani, ortalık pisinde. Niye ben oraya öyle bir şey koyayım ya, gider kaşığı oraya koyar. Ama işte adamlar onun için tasarlamış, onun için şey yapmış. Bu da hayatınızda ufak bir bilgi. Evet, ayakkabı giyiyorsunuz. Ayakkabınız bir bot. Giyilmesi çok zor eminim. Kış aylarında botun giyilmesi bir ölüm yani. Benim arkadaşlar mesela bir tane botum vardı. Botu giymeye çalışıyorum abi. Parmaklarım zedeleniyor böyle. Girmiyor bot oraya. Mutlaka bir çekçeye falan filan ihtiyaç duyuyorum yani. Normal ayakkabılarda da böyle ama botlarda bu iş daha bir çekilmez hale alabiliyor yani. Çekçek olmadan giymek botu. Adamlar ne yapmışlar, düşünmüşler. Botların kenarlarını gördüğünüz arkadaşlar böyle bir tane halkı gibi bir şey var böyle. Etikete benzeyen bir şey var arkadaşlar. Botu giyerken onu çekiyorsunuz. Daha rahat giyilebiliyor yani. En azından parmağını içe sokmaktan ziyade onu çekmek daha mantıklı. Ama bu her botta yok arkadaşlar. Bazı tür botlarda var. Bir de oraya çok asarırsanız orayı koparma ihtimaliniz de var. Ben bir kere koparmıştım. Yani tabii dikkatli kullanırsınız. Adamlar öyle çekecek olmadan da ayakkabıyı giymesi kolaylaştırmak için öyle bir şey yapmışlar. Bu da böyle bilgiler. Artık siz de botlarınızı kolayca bir şekilde giyebilirsiniz. Evet, şimdi birçoğumuz bir ürün alıyoruz. Tabii alışveriş yapmayı çok seviyoruz. Ayakkabı
ayakkabı alırız, yok vazo alırız, yok kıyafet alırız, yok şunu alırız, yok bunu alırız. Bir ton şey alırız. Aldığımız ürünlerin kutularında üründen başka bir şeyler daha çıkar. Yok kullanma kılavuzu falan filan. Bir de ne çıkar? Bir tane içinden bir poşet çıkar. Bu poşet ne işe yarıyor arkadaşlar? Mesela size o poşetlerden birini göreyim. Evet, bebeğim YouTube kutusu. Mesela bakın arkadaşlar, şöyle bu tarzda böyle poşetler çıkıyor mesela aldığınız ürünlerin kutuların içinde. Bu poşet arkadaşlar aldığınız ürünün içindeki ambalajı, yani kutunun içinde nem olmamasını sağlıyor. Bir nevi nemi çekiyor. Gerçekten çok işe yarayan bir şey. Özellikle küçük çocuklardan falan filan uzak tutulması tavsiye ediliyor. Çünkü içinde kimyasal bir madde var galiba. Tuza benzeyen bir madde var. Yenmemesi lazım. Solumaması lazım. Hatta poşetin bile açılmaması lazım. O derece yani. Evet, bunu birçoğunuz biliyorsunuzdur zaten. Ama bilmeyenler için ben tekrardan bir söylemek istedim. Böyle kutu kolalardı işte, kutu içeceklerdi. Böyle Fuse'dir, koladır, yok Pepsi'dir falan filan arkadaşlar. Onu açtığınızda bir tane delik vardı. O delik pipetin oraya konulması için konulmuş. Normalde pipet hafif bir madde olduğu için ve kola da asitli bir içecek olduğu için pipeti koyduğunuz zaman kola dışına çıkmaya başlar. Kola pipeti kaldırır ve dışarı atar arkadaşlar. Adamlar bunu düşünmüş. Biz demişler şuraya bir delik açalım. Bu onu açıyorsunuz arkadaşlar içeceği. Kapağı döndürüyorsunuz. Hop oraya koyuyorsun pipeti abi. Bir daha hayatta o pipet oradan çıkmıyor. Birçoğunuz biliyordur zaten de ben yine de böyle bir araya kaysın böyle bilmeyenler için. Evet, çocukluğumuzun vazgeçilmezi lollipop. Küçükken çok yerdim. Mükemmel yani, deli gibi yerdim. Siz de seviyor musunuz lollipop? Lollipop gerçekten çok güzel bir yiyecek. Her neyse. Lollipop da arkadaşlar, lollipopu yedikten sonra lollipopun çubuğunun kenarında böyle bir tane çeltik vardır. Böyle kesik vardır böyle bir tane. Bu herkese göre birazcık tabiri değişir. Kimileri der çocuk küçükse lollipopu yedikten sonra boğazından kaçmasın, nefes alabilsin diye bir deliktir der. Abi kimileri der ki mesela fabrikada üretilirken lollipop, lollipopun oraya yapışması için, yani düşmemesi için bir çeltiktir der. Oraya lollipop tuturum ve lollipop oradan düşmez der. Bunun tanımını ben tam da bilmiyorum ama bu ikisi doğrultusunda bir şey. Yani o çeltik o iş yarıyor. Ama ben şahsen onu daha çok tabii ıslık çalmaya, böyle düdük çalmaya falan kullanıyorum. Küçükken yani o amaçla kullanıyordum. Böyle alıyorsunuz arkadaşlar, böyle bunu bitiriyorsunuz. Böyle bir üflüyorsunuz, oradan ses falan filan çıkıyordu. Gerçekten çok güzeldi. Şimdiki lollipoplar da pek yok gibi görüyorum ama hala var yani. Evet, eskiden tabii şu an günümüzde pek fazla kullanılmayan bir kapak biçimi. Eskiden arkadaşlar, belki hala gören bilen arkadaşlarım vardır. Kapakların içinde böyle plastik bir tane şeffaf mavi bir şey daha vardır arkadaşlar. Böyle daha çok Pepsi, Sprite ya da kola gibi içeceklerde arkadaşlar böyle kapağın altına böyle plastik ayrı bir katman daha bulunur arkadaşlar. O plastiğin görevi ise arkadaşlar içeceğin sızdırmamasını sağlamak. Tabi artık teknolojinin ilerlemesiyle beraber artık o plastikler kalktı arkadaşlar. Şimdi artık direkt sadece kapak var. Artık adamlar daha başka çözümler bulmuş, kapağı sağlamlaştırmış, teknolojilerle tabi falan. Ama günümüzde hala var bilmiyorum, artık ben pek rastlamamaya başladım. Bu kapağın arkadaşlar en sevdiğim olayı şuydu. Mesela bir kola aldınız, kolalardan tabi bedava falan filan olayları çok fazla var. Kola aldınız, kolayı bir açtınız abi kapağını, bu plastik var. Onu oradan kazımak, o plastiği oradan çıkartmak ne kadar heyecan vericisi biliyor musun? Gerçekten çok güzel yani. Evet, birçoğumuz müzik dinlemeyi seviyor. Müzik ruhun gıdasıdır derler. Kesinlikle katılıyorum. Ben her türlü müziği severim. Yok yabancı olsun, yok Türk olsun, yok pop olsun, yok rap olsun, yok şu olsun, bu olsun. Her türlü müziği severim ben. Moduna göre her değişiyor. Canım sıkılırsa yabancı dinlerim. Üzgünsem giderim mood şarkılar falan filan dinlerim. Hepimiz müzik dinlemeyi seviyoruzdur elbet. Apple kulaklıklarda arkadaşlar, normal kulaklıklardan ziyade Apple kulaklıklarda sesin çıktığı yerin yanında minik bir hoparlör gibi bir şey daha vardır. Bunu tabi AirPods ya da Apple telefonları kullanan arkadaşlarım iyi bilir. Bu çıkıntı arkadaşlar sesin daha iyi verimli gelmesini ve kulağınızın ağrımaması için bir etmendir arkadaşlar. Adamlar düşünmüş, böyle bir şey yapmışlar. Gerçekten Apple bu konuda çok iyi şeyler yapıyor. Kulağınızın ağrımaması için oradan bir ses dalgası daha göndererekten kulağınıza eşit miktarda surround ses dediğimiz bir olay gönderiyor yani. Çok güzel düşünülmüş. Samsung kulaklıklarda veya diğer kulaklıklarda yok diye biliyorum. Ama yeni nesil şimdi Samsung kulaklıklarda AKG falan filan kullanınca tabii onlar birazcık daha şey oldu ama bu Apple 4-5 sene olan bir şey. Gerçekten çok güzel düşünülmüş. Bu da böyle bir işe yarıyor işte. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Gerçekten çok bilgilendirici video oldu. Umarım yani hayatınızda bir şey katabilmişimdir. Umarım yani bildiğiniz şeyleri söylemekten ziyade hayatınızda bir şey katmak istedim. Yani böyle bir şeyler bilin istedim. Bir şeyler şey yapın istedim. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz alttakiler butona basmayı ve kanalıma hala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.
Arkadaşlar bakın şurada bir video var. O videoyu çekler. Son videomuzu şuradan da kanalıma abone olabilirsiniz. Tıklayın mı? Su içmem lazım. Ya arkadaş bu ne sıcak, bu ne sıcak ya. Ulan adamlar her şeyi çare bulmuşlar. Şu sıcağı çare bulamıyoruz ya. Klima yok abi, klima. Sen tıklamıyorsun. Tıklamıyor musun? Peki.